Yeni bir günden yeni bir vlogla herkese merhaba. Günaydın, tünaydın. İyi akşamlar. Hangi saatte izliyorsunuz? Ve işe gitme zamanı. Sen misin erkenden işe gitmek isteyen? Saat 4'te kalktım ama nasıl kalktım gelin bana sor. Ama neyse erkenden geleceğiz. Unuttuk kaç haftadır saat 4'te kalkmayı. Alışırız. Alışıyor insan. Ama maalesef ki sadece bugün ve yarın. Eşim de telefonunu unutmuş, tam gidiyorduk. Döndü. Oturuyoruz öyle. Oğuşum da burada. Ali, merhaba de merhaba. Merhaba. Gidelim bakalım. Çalışalım. Çalışalım. Çabucak işi bitirelim. Erkenden evimize gelelim. Annemle yürüyüşe gideceğiz. Gerçekten annemin arkasında. Umarım ben de bir şeyler yapıyordumdur bu sayede. Çünkü daha fazla dolanıyoruz böyle. Onun sayesinde en azından almayız. Mehmet Bey de geldi. Hadi bakalım. Günaydın. Guten Morgen. Günaydın. Morgen'e gel. Değil mi? Oh, bize kolay gelsin. İşi bitirdik, geldik arkadaşlar. Paketimi de Mişo'nun çorbaları. Aboneyim ya, geliyor her ay. Kızımın da bir şeyi var ama Puffy, kızım bile çıkmıyor. Ay, yağmuru gördünüz mü? Baktım şu an bu da biraz ıslak. Niye böyle bırakmışlar acaba? Bıçağım var, bıçağım. Bir şey olmasın. Büyük ihtimal kapıdan böyle gönderdi. Kırılgan bir şey olmadığı için kemikler ve mişomun çorbaları. Yumuşamış yumuşamış yağmurdan. Ay, bitirdik bugün de. Çok şükür. Ama yoruldum. Bugün çok. Saat 6'da bizden başka kimse yoktu. Ve tabii kimse olmayınca çok daha hızlı bir şekilde çalışıyor insan. Değil mi? Puffy! Kapım kapalı ya. Bu niye gelmedi? Oh. Puffy! Gel kızım. Enteresan. Gelmiyor, gelmiyor. Çıkmıyor. Ahmak mı? Hadi bakalım, bunları da içeri götüreyim. Oh arkadaşlar, dinlendik. Uyudum bile. Bir saat uyumuşum. Şu an saat 5. İşten geldik, ne yaptım? Öyle hiçbir şey yapmadık ama geldim, oturdum. Birazcık. Ama uzatmaya bile değmez. Ortalığı toparla falan. Oh dedim, uzanayım birazcık. Belim ağrıdı bugün. Bugün saat 6'da gittik ya biz. Aksiyondaydık. Aksiyonda da maşallah görevlerimiz o kadar büyük büyük. Yani normalde aksiyon dediğin 50 tane, 60 tane koli olur. Böyle 130-140. Böyle 25'er o meyveli yoğurtlardan alıyorsun. Oy, belim ağrıdı. Çok çalışmışım bugün de. Eşim diyor zaten 20 bin var diyor. 20 bin komple bizim soğuk depoda. Sipariş var. Sen diyor 2600'ünü atmışsın. Ali 2600'ünü atmış. Mehmet yapmış 3400. Diğerleri diyor ne yapacak, daha 20 kişi var. Dedim beni ilgilendirmiyor. Ne yapayım, hepsi büyük büyük. Büyük büyük olunca çok kolye atıyorsun. Ay, ama yoruldum. Ve eşim bana kızıyor. Yavaş çalış diyor. Ben böyle koşa koşa. Şu an diyet yapamıyorum ya. Ben böyle canım istiyor şekeri falan. Ay, bu şekeri nereden tadandım? Ben hiç canım şeker istemiyordu ya. Ben hamur hastasıydım. Şimdi hamuru aramıyorum. Şeker de şeker. Ne oldu bana, şekerim mi düştü? Ne oldu? Doktora gideceğim. Ben niye bu kadar çok şeker canım istiyor diye soracağım doktora. Neyse. Ve koşa koşa çalışıyorum. Yani bir tık zorluyorum kendimi. Daha çabuk çalışıyorum. Şeyi yapıyormuşum gibi geliyor bana. Şimdi hareket ediyorum ya. Spor yapıyormuşsun gibi. Hani hem yediklerimi böyle bir yakabilmek adına birazcık zorluyorum. Dün de zorladım kendimi. Dün de hiç normal çalışmadım.
Bugün de yani günde 1000 koli fazla atmış. Yani madalya takmayacaklar bize sonuçta. O yüzden insan gibi çalış diyor bana. Dem yapamıyorum ki. Elim de çabuk benim ya. Her şeyde olduğu gibi. 7 aylığım işte. Öyle sallana sallana çalışamıyorum. Kimse kusura bakmasın. Şimdi yapamıyorum diye böyle belimi ayaklarımı toparlayamıyorum. Yattık ya. Uyudum. Şimdi bir kalktım böyle her yerim ağrıyor. Ne magnezyum paklar beni ne bir şey. Şimdi annemle de yürüyüşe gideceğiz. Anneciğim böyle diyor, yürürsem diyor zayıflar mıyım diyor. Ben de ona gaza getiriyorum arkadaşlar. Yani yorumlarınızı okuyorum şu an. Kahve eşliğinde yorumlarınıza biraz cevap vereyim dedim. Sizinle sohbet etmeyi de özledim. Dedim anne çok çok zayıflarsın diyorum ona. Sebebi zorlama anneni falan yazmışsınız bana. Zorlamıyorum arkadaşlar. O kendi istiyor. Daha az tur attık diyor. Biraz daha yürüyelim falan diyor. Hani böyle çok çabuk bir şekilde zayıflayacağımı düşünüyor. Yürüyüş yaparak. Aslında hareket et diyorum ona. Bak şimdi kilolardan boş ver kiloları. Çünkü annemin hayatı işten geldikten sonra tabii çoluk çocuk yok etrafında. İşte el işi var. O da oturduğun yerde. Karşında işte açarsın diziyi, oturduğun yerde onu yapıyorsun. O kadar çok aman zaman hareket edemiyor. Ben de bunu değiştir. Hani zayıflamayı boş ver. Gerçekten şimdi böyle yürüyerek tamam tabii ki bir etkisi olabilir. Yemene de dikkat edersen bir de yürüyüşle tabii ki olur. Ama sağlık açısından, kalp sağlığı açısından birazcık hareket et. Onu hareket etmediği için zaten eskiden hareket ederken bu kadar kilolu değildi annem. Annem her zaman böyle çok normal, zayıf bir insandı. Çok da bir aralar 50 kilo falandı yani. O kadar zayıftı. Bu 5-6 yıldır böyle. Gerçekten böyle bir bıraktı. Şey izliyor ya, dizi izliyor, el işini yapıyor falan. Oturduğu yerde bir yere gidelim diyoruz. Canı çıkmak istemiyor. Dedim öyle değil. İsteyecek istemeyecek çıkacaksın mecbursun. Hareket, sadece hareket. Kalp sağlığı için. Yani sağlık için kiloyu boş ver. Ya tartılmamış bile diyet yapıyor ama 3 günde de hissediyorum. Şimdi ekmeksiz, hamursuz, şekersiz besleniyor. Annem ya rafine şekersiz diyelim. Çünkü karpuz falan götürüyor. Erikleri de götürüyor bahçede. Böğürtlen falan. Dedim nasıl hissediyorsun? Çok hafif hissediyorum ama tıka basa yemedik mi diyor. Doymuş hissi gelmiyor kızım. Dedim ya annem öyle. O doymuş hissi değil, o bizim kendimizi tıkama hissimiz. Hamuru götür götür. Sonra ok nefes alamıyoruz, zorla yürüyüş yapmak istemiyoruz. Değil mi? Nasıl diyor Canan Hoca? Tahıl beyinliler. Aynen o şekilde geliyoruz. O yüzden dedim hiç canını sıkma. Bak böyle hem yürüyüş yapacağım hem işte dikkat edebildiğin kadar et. Ben ona dedim gece yeme. Gece yeme. Gerisi dedim gelir kendiliğinden. Yani vücut kendi dengesini kendi sağlıyor zaten. Sen ona gerektiği şeyi verdikten sonra ve aynısını kendime uygulayabilsem çok güzel olacak. Akşam bozdum. Akşam saat 8'de mi yedim? Kaçta yedim? Çok acıktım çünkü gündüz kendimi aç bıraktım. Olmuyor. Öyle de olmuyor. Deniyorum şimdi. Bir şekil deniyorum bir şeyler ama oh, almayayım da. Annem dedi ben böyle çok iyiyim. Daha fazla alma dedi ama verme dedi. Bak 64 çok güzel. Nasıldın dedi. Çok hasta gibiydin zayıftın falan. Anne dedim hangi ara? 59 kiloydum yani. 59 kilo 800-900-600 yani 60 kilo. Dedim hangi ara çok zayıftım. Gören de böyle 20 kilo falan azmışım sanki bir ay önce. Yok diyor böyle iyiydim. Öyle. Bekliyorum şimdi saatimi. Bugün hala geliyor mu? Leyluş, annem hiçbir fikrim yok. Kimseyi aramadım da. Yarın da erkenden gideceğiz ya 6'dan. Acaba erken mi çıksak diye düşündüm. Ay neyse gidelim bakalım. Ay bu sinekten. Şimdi buraya sinekliği koymuş. Biz onu çıkarmıştık ya arkadaşlar. Onu biz takmayı unuttuk. Eşim dün sinekleri görünce iki tane kocaman sinek girmiş bir türlü. Ne öldürebiliyoruz ne çıkmıyor da. Çıkmıyor. Salatalığı dedim şuradan koparacağım. Şöyle göstereyim mi size salatalığı? Durun bakayım. Şöyle salatalığı dedim buradan koparırım Mehmet. Koyma dedim.
Ama sinekler girmeye başladı ve koydu. Bunlar böyle kurudu arkadaşlar. Ama yeni tohumurcuk mu denir? Var. Belki açar tekrardan. Şöyle. Buradan salatalık alacağım sözde. Çok güzel rüzgarlı. Çok yağmur yağdı. Çok çok. Görünmüyor şu an. Odaklamıyor sineklikten. Öyle. Hadi bakalım ben kahvemi içeyim. Sonra arayayım benimkileri. Kim geliyor yürüyüşe, kim gelmiyor. Bakalım yapalım bir şeyler. Biz hazırız tura. Annemin kombini. Ayakkabılarla bir. Bak şimdi bile diyor. Bile bile dil. Hazır Maiko sportif bir şekilde. Ama bugün bahçelere gitmiyormuşuk. Leyruş bizi böyle doğa harikası bir yerlere götürecek. Turumuzu uzatmak adına. Bahçelere kadar az geldi gözümüze. Ablamın karavanı hazırlanmış karavan. Hazır mı kız? Bununla gidelim. Yok bununla gitmeyelim, yürüyeceğiz. Gidiyorlar gelen hafta sonu. Hadi bakalım Türkiye yolcusu. Maşallahımız da orada. Kazasız belasız gidip gelsinler bakalım. Haydi devam. Aa, kızım su mu içeceksin? Kız ne zaman gidiyordunuz? Haftaya. Hafta, ha, tarih ver tarih. Hafta sonu. Hafta sonu. Hadi bakalım. Pufi'yi bekle. Önce turumuzu bahçelerden başladık. Şuradan. Şimdi çıktık stadyum yanından. Gel kızım. Devam ediyoruz. Oy. Ormana girecekmişiz ormana. Ormanın bir kısmından geçeceğiz. Hey kaşar koyarsan torbana gelir böyle yanına Leyluş'um. Kaşar kesmiş ablam köpeklere. Böyle kaşar olduğunu bildikleri için uzaklaşmıyorlar, dinliyorlar. Eğitim veriyor kaşarla. Oy. Bayağı büyük tur atacakmışız. Hadi inşallah bugün çalıştığım az geldi. Vallahi ayaklarıma kara sular indi. Hala kıpırdanıyoruz. Benim kızıma verdin mi kaşar? Kızıma kaşar verdin mi? Verdim. Hadi bakalım. Ben uyuyordum. Tamam. Ben uyukluyorum. Dedim konuşmaya bile mecalim yok. Böyle de halin yoksa konuşmaya artık. Bir de o olduğu zaman. Bir de olsa ne olacak düşün. Yürü tempo var hadi. Çabuk. 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 Suyun içine bir girdin daldın oğlum. Susamışlar. Orman yoluna girdik. Annem diyor nasıl serin burası. Çok güzel değil mi Maiko burası? Ben aşağı gitmiştim. Üşüyeceğiz de biz. Çok yağmur vardı. Ondan geçmiştik. Hayır onlar zamanında çekti de birdenbire yağmur başladı ya. Aa, bugün son gündü. Karnelerini aldılar mı bugün? Aldılar. Hadi bakalım. Tatil başlasın çocuklar artık için. Artık vermiş oyun oynuyor. Hiç benimle ne yapsın artık tatil? Çocuklar bilgisayarlarda. Gözle beklediler ya. Ben çok soğuk şu anda burası. Tüm gün yağmur yağdı ya. Serin ormanın içi. Uzun kollu bir şey de almadık. Dün dolu verdik ya cemaneye. Traktör mü geçmiş kızım burada? Hadi bakalım. Hadi yürü, yürü. Hani yemeklerin sahipleri arıyor. Kimse de ses çıkarmıyor. Ormanın kenarına geldik. Arkadaşlar. Şöyle şimdi gideceğiz. Burada çiftlik varmış. Ablam dedi çiftliğin yanına bir gidelim. Önce bir bank falan bulalım. Birazcık otursun annem. Oh, öyle. Hava çok güzel maşallah. Muhteşem. Doğamız da muhteşem. Bakın şöyle dere boyuna geldik. Dere demeye de bin şahit ama daracacık. Burada da mısır tarlası. Ablama diyorum nereye getirdin? Maiko bak önümüzde kocaman bankla masa var. Orayı diyeyim ben size. Ha onu mu diyorsun? Bakar mısınız mısır tarlasına? Pufi
Kızım, ne kadar güzel yere geldik değil mi aşkım? Aa, köprü de var burada. Bayağı yürüdük. Annem diyor biz bu gidişle diyor bugün 20 bin adım atarız. Kızım. Yok, buraya birazcık dinlensin Mayko. Bir saattir. Yok. Ama onda az kaldı işte gittiğimiz yere de. Onun bir de dönüş yolu var. Sen biraz otur dinlen. Değil mi Pufi? Pufi gel suya bakalım kızım. Bak. Buraya bir şey yapmışlar. Vallahi hiç öyle fazla insan da görmek. Burada ne var? Gel kızım biz buraya bakalım. Bakalım ne varmış burada. Burada kulübe var büyük ihtimal. Aa, yazılar falan. Gölün yanı. Yok, şu kulübeye bak. Ay, bakar mısınız, kaldırmışlar ayaklar. Kız, o nasıl oturur? Çok mu yoruldunuz? Ay. Açıkta. Bayağı da araymış o masa. Ha. Aferin size. Çakalım, çakaldık sofrada. Sofra başı. Ama yemeği zaten. Hemen. Ben de şeyi gördüm Ne gördün? Evet, kemik almadım, kemiğim yok. Et aldım. Ay, mısır tarlasına bayıldım. Sıçan mı? Dur. Dönüyorum. Ne sıçan olsun o da be canım? Daha koçan yok. Sıçan nereden olacak? Çekirdek çitliyoruz. Çakalım, sen ne yapıyorsun? Sen de mi çekirdek çitliyorsun oğlum? Aşkım benim. Evet. Pufi gel buraya. Pufi de orada. Bak arkada. Bunu bırakmıyorum. Tek tük de olsa insanlar geçiyor. O yüzden gel kızım. Gel oturalım biz de. Hadi. Bak aynı piknik gibi şu an. Suyum burada. Soğuk su. Hayır, yasak burada çıkma. Kahve de yaptım. Ve kime piknik? Pufi ile Çakal'a. Hadi bakalım. Çakal. Adam nereye gitti? Oğlum gel. Dükkanı. Kızım bekleyeceğim burada. Bırakamam tasmanı. Kusura bakma. Şimdi biraz kahve yapalım. Kahve içelim. Dinlenelim. 2 dakika. Bakalım kutu imza alıyordu benden. Yok, bu kez Çiftliğe geldik. Çakal kime havlıyor oğlum? Ama. Çakal. Gördün mü? Michael köpeği gördün mü? Ay kızım. Nerede? Burada. Aman Allah'ım. Burada. Siyah domuz. Al şu tarafa gitme. Biraz daha bu domuz. At var, evet. Pufi'ye bakın. Domuz geleği. Bak domuz geleği. Geli. Kızım sen hiç domuz gördün mü hayatında? Siyah domuz mu? Hadi bakayım düzelteyim kameramı. Ay Zeynep, bula domuz mu çektin diyecekler. Desinler. Domuz işte, o da can. Ne yapayım? Nerede? Şurada. Aman. Keçi vardı, koyun var. Koyunlar arka tarafta gerçek mi? Keçiler nerede? Ben keçi seviyorum. Beygirler nerede? Gel buraya. De çakal. Önünde. Beygir. Beygir dedi at. Bir tane sadece. Bir tane. Şimdi gitmişler uyumaya. Beygirler bile akıllı, bizim gibi değil. Bak saat kaç oldu, hala yürüyoruz. Kızım sen hiç at gördün mü? Tabii, saat de bakma. Of, yarın sabah gene erken kalkmak ne, var. Yarın pazar. Buna bak. Çok güzel bir çiftlik. Sen yarın kuray değil misin? Yok. Öyle demiştin. Ne zaman? Öbür hafta o. Şimdi gelen hafta komple çalışıyoruz 5 gün. Cumartesi pazar evde. İnşallah. Hadi gidelim, dönüş yoluna girdik. Çiftliği de gördük. Eve gitme zamanı. Nereye gideceğiz şimdi mi? Eve gidiyoruz anne. Eve bir dönelim. Kasabanın diğer ucundayız. Eve gitmek daha bu kadar. Kaç adım attın Mayko? 11'i geçmiş. Baktın mı saatine? Hadi bakalım. İyi. Hedef. 11.000. Şimdi bir de dönüş yolu var. Bir 5 daha ekle. Ay köpek. Bahçe yoluna girdik çok şükür. Şu an saat 8 arkadaşlar. Ay, 30 bin adımı tamamladım. Annem de 15 bin. Oh, doğunduk. Çok üşüdük. Mayko iyi misin? İyiyim.
Ben de birazcık. Ay seni sormuyorum. Seni sormuyorum. Annem diyor akşama diyor tutulacağız. Vatana, vatan yoluna girdik. Annem tanıdık bir yer gördü, böyle gözleri açıldı. Kendine geldi. Beni nerelere getirdiniz diyor. Ha. Bahçe en güzeli değil mi Maiko? Bak bak. Pufi'ye bak. Bahçeye gidecek falan sanıyorsun. Kızım saat 8 oldu, evet, ne bahçesi. Ya. Gezdik yürü. Ne diyeyim? Eve eve doymamış gezmeleri. Aa doymamış. Hiç kıpırdanamayacak. O kadar çok yürüdük. Ay. Hadi bay. Magnezyumları, ağrı kesicileri alıp yatağa. Yatağa girip yarın kalkacağız. Değil mi? İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendinize çok çok iyi bakın. Yarın görüşünceye dek hoşça kalın.